Efendim merhaba. Bugünkü buluşmamızda hanımefendi 43 yaşında aktif elsa ve çok güzel şans başarı çizgileri var elinde. Analize geçelim. Evet güzel bir örnek başarı ve e, şans çizgileri açısından ve iyi yeteneklere sahip olma açısından. Tabii ki dört dörtlük değil eksiler artılar mevcut. Hemen başladığımızda burada dikkatimizi çeken fazla gelişmemiş bir satürn tepesi var. Görüyorsunuz şurada bir çukurluk var. Yani elde porsiyon olarak çok az yer kaplayan bir durum. Sorel'de de böyle görüyorsunuz yani. Şurada bir normalde biraz daha yükseklik olması gerek, dolgunluk olması gerek. Daha çok Jüpiter'in hakimiyeti var. Jüpiter tepesi daha hakim ama Satürn çok düşük. Bu tabii ki iyi bir durum değil. Satürn tepesinin böyle düşük kalması. Bu zaman zaman yüzeysel düşünme, disiplinsizlik, kendi koyduğu kuralları uygulamak isteme veya bunların başkası tarafından onaylanıp onaylanmadığını pek önemsememe. Yani bazı kanunların dışına çıkma kolaylıkla. Tabii bu tek başına okunmamalı bu tepenin düşük olması. Elde yani pek belirgin olmaması. Eğer güçlü düz bir satürn parmağı varsa uzun bir satürn parmağı bu bunun niteliklerini aslında biraz daha dengeliyor. Denge çarkını oluşturuyor parmağın uzunluğu. Eğer parmak da kısa olsaydı mesela parmaklardan daha kısa kalsaydı orta parmak. Bununla beraber gerçekten kanunsuz işler kolaylıkla yapılabilirdi. Veyahut da kurallara uymama, disiplinsizlik olabilirdi. Tabii başka durumlar da olabilirdi. Bazı şanssız koşullar da olabilirdi bununla beraber. Ama bu özellikler olabilirdi. Ve ayrıca burada yine güçlü baş parmak, güçlü bir karaktere, güçlü bir iradeye işaret ve bunu destekliyor. Buradaki zayıf noktaları, bu iki parmağın güçlü oluşu biraz ortadan kaldırıyor gibi. Ama bu problem var mı? Var. Eğer dikkat etmezse kendisini bunların içinde bulabilir. Belki de etkilenmiyor da olabilir buradaki durumdan bu güçlü parmaklar sayesinde. Kendisi ayrıca psikolog ve öğretmen. Kendi iş açmak istiyor bir, bir yıl içerisinde. Yurt dışında yaşıyor ve yurt dışından da başka yerlere gitme ihtimali var mı? Veya Türkiye'ye dönme ihtimalleri var mı diye sorular soruyor. Yani herhalde aklında planlar var bununla ilgili. Başka seçenekler veyahut da iş teklifleri var kendisine. Onları da değerlendirmek istiyor. Onları da tek tek inceleyeceğiz şimdi. Şimdi parmaklardayken biraz daha parmaklar hakkında konuşalım. Bakıldığında düz parmaklar. Pek eklem yok görüyorsunuz. Yani dışarıya taşan e, eklemler yok. Düz sayılabilecek parmaklar. Ki yaşı 43. Bu yaşlardan itibaren falancılar daha da kalınlaşır. Eklem yerleri. Bu durumda bu pek bir belirgin değil. Yani parmaklar hala çok düz. Bu kendisinin çok şüpheci olmayan, e, şüpheci yaklaşımlarda olmayan birisi. Aslında bu meslek hayat için gerekli. Eğer psikologsanız ve hatta... Ee, Araştırmacıysanız biraz daha meraklı olmak veya hatta da biraz daha şüpheci yaklaşmak her şeye biraz daha katkı sağlayabilir kendisini aslında. Ama tabii ki büyük bir eksiklik değil bu da. Yani parmaklar ne kadar eklemli olursa eklemler belirgin olursa kişi o kadar çok konuların derinine iner ve her şeye daha şüpheci yaklaşır. Bu meslek hayatı için bazen e, hata yapmanızı azaltır ve daha çok şeyi keşfetmenizi sağlar. Bazen de e, harekete geçmenizi engeller. Yani çok fazla düşüncede kalıp e, aksiyon almamak gibi problemler de olabilir. Tabii her şeyin bir dengesi olması gerekiyor. Ama bakıldığında burada dediğimiz gibi daha ne kadar el yapısı uzun olsa da konuların çok derinliğe inmeyen, çok fazla şüpheci yaklaşmayan bir yapıda mevcut. Ama yine ayrıca parmağın düz olması, özellikle satürn parmağının düz, eklemlerinin belirgin olmaması. Bu yine kendisinin sanatsal konulara meraklı, güzel şeylere meraklı olabileceğini de söyleyebiliriz. Soleldeki fotoğrafa bakıldığında bunların daha düz olduğu, tam karşıdan çekildiğinde görüyorsunuz. Parmaklar gerçekten çok düz, eklemler yok. Çok net. Yani belirgin eklemler yok. Dışarıya taşan yok. Sadece düz ilerliyor. Evet yakınlaştığımızda görüyoruz ki çokça dikey çizgi var. Bu ne demekti? Her zaman çevresince sevilen sayılan biri olduğu çokça çevreye işaret. Ee, pek yatay yok. Yatay çizgiler çok yok. Dikeyler çok fazla hakim, çok da fazla tepki veren birisi değil gerektiği kadar var az da olsa. ve çok güvenilir sırsaktan bir özellikte yine görüyorsunuz eklemlerdeki bu çift çizgiler özellikle birinci eklemlerde nadiren oluyor genelde. Buradakilerde çok net çokça çizgi var. Eklemdeki çizgiler çok belirgin. Bu yine dediğimiz gibi sırsaktan güvenilir bir yapıya işaret. Merkür parmağımız çok güçlü ki kendisi girişimci birisi o noktaya da geleceğiz girişimlerinden sonuç alan bir karakter. Bakıldığında şuradaki mesafeyi görüyorsunuz. Aşırı yukarıda akıl çizgisinin başladığı nokta neredeyse yani parmağın altına gelmiş. Yani ender rastladığımız bir durum. Bu kendisini gerçekten domine eden, hırslı, azimli, çaba sarf eden, yüksek öz saygıya sahip, girişimlerinden sonuç alan, cesaretli, cesur her zaman, lafını esirgemeyen bir kişi olduğunu da söyleyebiliriz. Ki Merkür parmağı da bunu destekliyor. Ne kadar Jüpiter çok uzun olmasa da, yine parmakları güçlü, tepe olarak güçlü bir parmak. Bir zayıflık söz konusu değil. Şimdi güneş parmağının çok düşük kalmaması Jüpiter'e göre bir denge olması. Çünkü sanatsal veya fark edilmeyle ilgili, şansla ilgili bazı çizgiler var onu destekleyen. Bu mesela akıl çizgisinin üzerindeki şu bükülme, hafiften bir güneş parmağından etkilenme görüyorsunuz. Şurada şöyle bir bükülme var. Çok az da olsa bu elin alt kısmının hakimiyetiyle şu üçüncü bölgenin ay tepesi ve Veniz çok yüksek ve baş da güçlü. Bu gösterişli şeylere meraklı olabileceği, sanatsal bununla ilgili gösterişini arttıracak konulara daha çok para harcama eğilimleri olabilir. Bu zayıf bir özellik değil. Her zaman aşırıya kaçmamakta fayda var tabii ki. Bunlar kendisinin ilgi alanları, hoşlandığı şeyler olarak söylenebilir. Çok güçlü bir akıl çizgisi var. Eli baştan sona gidiyor. Dümdüz bir akıl çizgisi. Bu gerçekten iş hayatı için, ticaret için çok önemli. Mantık hataları yapmaz böyle kişiler. Ki kader çizgimizde net bir şekilde ilerliyor. Akıl çizgisiyle kesiştiği noktadan bir kırılma yok. Çok az hata yapan biri. Çok öz kontrolü yüksek. Ama genelde böyle bir ayrık mesafeyle, hayat çizgisinden çok ayrı başlayan akıl çizgileri, çok da fazla böyle yani kontrol etmezler kendilerini davranışlarında güdüsel davranışları gayet net uygularlar ki görüyorsunuz birinci falanca da çok güçlü başparmakta. Bazen işte düşünmeden konuşurlar, bazılarını inciltebilirler ama bu iş hayatında hatalar pek olmaz böyle kişilerin. Bir de bir diğer nokta parmaklara baktığımızda mesela şu üçüncü falanj zayıf değil elde. Zaman zaman hatırlarsınız özellikle merkür parmağının şu kısmı çok dar olur birçok kişide. Ve bunlar da bir şekilde onunla orantılı olarak biraz kısa mesafede kalır. Bu mesafe ne kadar daralırsa, üçüncü fanajlar, o kadar o kişinin para hakimiyeti, para tasarrufu o kadar zorlaşır. O kadar parayla, ne kadar sevse bile parayı harcamayı, onu biriktirmekte, elde etmekte çok zorlanırlar. Eğer üçüncü fanajlar uzunsa, bu elde görüldüğü gibi, aslında bir denge var. Hepsinde bir denge var. Bir eşitlik var. Bu eşitliği de sağlayan genelde parmakta üçüncü falanjın biraz daha yukarıya doğru çıkmasından kaynaklanıyor. Tabii ki mental güç yine kendisinde mevcut. Çünkü çok güçlü bir akıl çizgisi var ki kendisi eğitimci ve psikolog. Mental dünya gerçekten hakim. Ama bunun yükselmesi, üçüncü falanjın buralarda biraz yanıltıcı olabiliyor. Yani bu kısmı dengede bırakabiliyor bu kısımlarla. Yani bir eşitlik var her falajda görüyorsunuz. Bu dediğim gibi üçüncü falanjın şu bölgenin biraz daha yükselmesiyle yani bu ticari akıl, parayı sevme, maddiyata önem verme, birikimleri yapabilme konusunda becerileri olabileceğini söylüyor bize buradan. Ki akıl çizgisi de bunu destekliyor. Düz bir akıl çizgisiyle böyle baştan sona giden kişiler maddi konularda yine kolaylıkla hata yapmazlar. Ayrıca burada kader çizgimizin de orada kesiştiği noktada bir kırılmaya yaşamaması yine maddi konularda kolaylıkla kayıp yaşamayacağını söyleyebiliriz. Ayrıca buradaki bükülme, güneş parmağının altındaki bükülme ne kadar çoğalırsa o etkilenme o kadar artar. Yani o bahsettiğim nitelikler vardı ya, elin üçüncü bölgesinin hakimiyetindeki. Ee, onlar daha da artar. Şu an aşırı değil ama belirgin bir şey var, oraya doğru bir çekim var. Ayrıca elinde güneş çizgileri de var. Yani o konuda ilgilenen olacağını söyleyebiliriz. Videonun başına şanslı bir el dedik ya, bakıldığında el çok net, çok karışık çizgiler yok, çok sade. Olması gereken çizgiler elinde mevcut. Mesela bunlar ne? Net bir kader çizgimiz. Eli baştan sona gidiyor. Hiç hasarsız ilerliyor. Bu mükemmel zaten. Ve güneş çizgimiz mevcut. Şöyle ne kadar şu bölgede kırılma yaşasa da sonrasında net bir şekilde ilerliyor. Ee, şimdi güneş çizgisi buradan gelmiş biraz. Hayat çizgisinden gelmiş. Bu normalde güneş çizgisi olarak tam tanımlanmaz. Çünkü güneş çizgileri genelde parmağın tam altından gelmesi gerek. Veyahut da şu kısımlardan şöyle gelmesi gerek ki bu Sanatsal kabiliyetlerin gerçekten olabileceği ve isim yapabileceği, tanınacağı, parlayacağı anlamına geliyor. Tabii ki yine parlama, isim yapma mevcut olabilir böyle bir durumda. Bu daha çok şans çizgisidir. Yani Venüs'ten gelen, hayat çizgisinden gelen e, hayatın cazibesi, güzelliklerinden etkilenme. E, yine bir bunlarla ilgili kariyer oluşturma, şans elde etme olabilir. Ki burada baktığımızda şöyle ayrılan bir dal var güneş çizgisinden Satürn'e doğru. Yani burada Satürn'ün bilgeliği. Güneş'in şansı ile birleşimiyle gelen bir kariyer, bir şans. Yani bunlar hayatın her alanında olabilir. Diğer nokta burada yine elinde güneş çizgisi yok sayılmaz çünkü şuradan gelen tam güneş parmağının altından doğan bir çizgi var ve katılıyor. Katıldıktan sonra mevcut çizgi çok derinleşiyor. Bu çok şanslı iyi bir evlilik olmuş olabilir hayatında. Onun etkisi olabilir. Yani kendisine gerçekten fayda sağlamış. Aynı zamanda yine isim yapma, parlama anlamında, yine sanatsal faaliyetler anlamında kendisini destekler. Böyle bir durum burada. Çünkü tam alttan geliyor. Ama hakim olan kısım bu kısım. Etkili olan, buradan gelen kısım. Tabii ki bunun da bir etkisi olabilir diğer konularda. Bir diğer çizgimiz de yine buradan şöyle geliyor. Bir güneş çizgimiz şu şekilde şöyle katılıyor. Bunların hepsi güzel. Çevresince zaten çok dirençli, soğukkanlı biri olarak da tanınıyordur. Çünkü dış Mars çok etkili. Akıl çizgisi de oradan geliyor. Oradan gelen hafiften sanki o taraftan gelen bir güneş çizgileri de mevcut elinde. Çevresince de e, ağır başlı, sakin, panik anında iyi organize olabilen, iyi yönetebilen yeteneklere sahiptir ve böyle de bilinir etrafta. Şimdi bir diğer nokta burada. Şöyle gelen bir çizgimiz kader çizgisine katılıyor şurada. Ve katıldıktan sonra çizgimizde bir değişim var mı? Sanki hafiften sanki biraz daha derinleşiyor bu çizgi katıldıktan sonra şu bölgeler daha sanki düzgün şu bölge biraz daha ince. Bu katılımdan sonra bu da yine dediğimiz gibi buradakine benzer şanslı bir evlilik hayatına gelen bu 30 31 32 yaşlarında olmuş olabilir. O dönemden sonra çift paralel bir çizgi ilerliyor. Yani hayatına ayrıca kendisi şu an evli ve iki çocuğu var. Muhtemelen şu an 43 yaşında bu evlilik 31-32-33 o dönemlerde olmuş olabilir. Bu evlilikten sonra maddi konularda da şans elde etme... ...gelirinin artması yani şanslı bir evlilik... ...belki de varlıklı biriyle bir evlilik olmuş olabilir... ...veya ortak akıl üreterek işlerin daha da yoluna girmesi... ...belki yurt dışına gitme kararını alma gibi... ...kararlar alınıp bazı farklı yönler olmuş olabilir... ...ve farklı gelirler elde edilmeye başlamış... ...ve bu iyi bir durum. Bu çizgi boylu boyunca gidiyor... ...şu şekilde devam ediyor. Diğer ana kadar çizgimizde şöyle düz bir şekilde devam ediyor. Yani bu hayatına gelen kişi... ...olumlu katkılar sağlamış gibi görülüyor kendisine. Ve verimlilik açısından... ...hayattan ve kendisinden verim alma konusunda da... ...bu artış 30 yaşından sonra... ...32'lerden sonra daha da artmış. Ve net e, her konuda... ...iyi durumda görülüyor. Ve stresler de hayatında... ...bir 37, 38, 39'larda... ...bir durum olmuş olabilir. Sonrasında tekrarlayan bir durum... ...bir daha burada denilebilir ki 47-48'lerde olabilir tekrar. Bu da biraz güneş çizgisinin kesimiyle alakalı. Şuradan gelen bir çizgi ve bir diğeri de şöyle geliyor. Buraya katılıyor, güneş çizgilerine gidiyor. Bu gelen her fırsatı değerlendirme ile ilgili bazı problemler olabilir hayatında ve yasal konular, devletlerle ilgili olan ilişkilerde her zaman dikkat etmesi gerek ki şu an bir başka bir ülkeye göç etmiş. Ayrıca şu an diğer coğrafyaları da keşfetmek istiyor bu sorusu şöyledi. Türkiye'ye dönme ihtimali mi var yoksa başka bir ülkeye mi gitme ihtimali var diye bir seçenek var önünde sanıyorum. Çok fazla ülkeyle temas halinde anlaşılan ve bu konularda her zaman her şey kitabına göre yaparsa ilerlerse daha iyi olur. Ve bakıldığında elinde tabii ki göç seyahat çizgileri var. Çünkü hayat çizgisini görüyorsunuz. Çok geniş açıdan alan bir çizgi şöyle genişleyen bir çizgi. Ayrıca şuradan şöyle gelen bir çizgi de var. ...bir seyahat göç çizgisi gibi duruyor. Ve tam şu önündeki yıllarda şöyle bir çıkış çizgisi var. Bu bir iki yıl içinde olacak bir çıkış. Eğer bu başka ülkelerden gelen bir teklifle bağlantılıysa... ...iyi bir şey olabilir bu. Bunu değerlendirebilir. Belki Türkiye'de dönmek olabilir bunun için içinde. Belki Türkiye'den bir teklif var. Yani bir yıl içinde bir çıkış var. Bir emeğin karşılığını almak olarak da okunabilir. Veya yeni bir iş başlatma. Ayrıca yine bir göç olarak da okunabilir tabii ki. Bu konu bunlarla bağlantılı olabilir... Şimdi şuraya tekrar geldiğimizde bu bir seyahat çizgisi gibi duruyor şuradaki ama şuradan gelenler şöyle kesik kesik çizgiler var. Bu ay tepesinden gelen stres çizgisi yani bu içsel dünyadan gelen depresyonik durumlar olabilir. Yani kendisini etkileyen kendisi bir psikolog bunu daha iyi bilir tabii ki. Bu biraz venüs halkası da var elinde görüyorsunuz. Şöyle tam anlamıyla yok ama var Belki deşerz olamama durumları bir içsel dünyadan gelen durumlar olabilir. Kendisiyle alakalı stresler olabilir. Bu mesela eğer kalın bağırsaklarla alakalıysa kalın bağırsak temizliği gerekebilir. Çünkü daha önceki videolarda da bahsettiğimiz gibi mutluluk hormonu kalın bağırsaklardan üretiliyor ve oradaki bir blokaj sizi anlamsız yere depresyona sürükleyebilir. Neden mutsuz olduğunuzu bilemezsiniz. Farklı sebeplere yorabilirsin ama bu içsel gelen bir şeydir. Ve genel, genelde de ay tepesinden gelen böyle çizgiler, buradan gelen çizgiler sizden kaynaklı e, bazı stres durumları olabilir. Buradan gelenler dış etkenler. Venüs'ten geliyorsa aile veya dış etkenler olabilir. Bu durumda yine bağırsak sağlığı önemli kendisi için. E, eğer bununla ilgili bir durumlar varsa kendisi daha iyi biliyor bir psikolog olarak zaten. Şu çizgi daha çok çok net ve derin. Bu biraz daha seyahat göç çizgisi gibi. Belki bu çizginin devamı ince bir şekilde şöyledir. Fotoğrafta da parlamış olabilir bu. Bu yönde bir çizgimiz var herhalde zaten hayat çizgisini böyle çok fazla açıktan alması yine bu kişiler sürekli göç eder ve yer değiştirirler. Şuradaki net çizgimiz de yine çok derin bir çizgi. Seyahat göç çizgisi olarak okunabilir. Çokça aile çizgisi var görüyorsunuz. Bir, iki, üç tane çok derin çizgi var. Yani hayatında aile çok önemli. Bu kendi ailesi, eşinin ailesi yani çok önemli, çok fazla katkı sağlıyor kendisine. Aile bağları önemli kendisi için hayatı boyunca öyle görülüyor. Bu ayrıca yine iyi bir şanstır kendisi için. Derin aile çizgileri böyle yine belki miras konularında olabilir veya da diğer konularda her türlü desteği kendisi de gerekirse fedakarlıklar yapar. Şimdi diğer yandan baktığımızda çok net güzel bir Merkür çizgimiz var yine. Yine Merkür çizgimiz de güneş çizgileri gibi parmağın altından gelirse tam bir Merkür çizgisidir. Eğer buradan geliyorsa biraz da sağlık çizgisi gibi olarak da okunabilir. Yani Venüs'ten böyle içeriden geliyorsa çok derin net bir çizgi yani kolay hastalanan kolay iyileşen iyi bir sigorta sistemine sahiptir. Önden yine güçlü bir sağlık olarak okunabilir. Kesik kesik çizgiler yok bu olumlu ve müthiş düz bir çizgi yine iletişim satış pazarlama ile ilgili kendisini destekleyen özellikler ki güçlü merkür parmağı var. Başka dilleri öğrenmede de çok iyidir ki şu an yurt dışında yaşıyor dille öğrenmede bir sorun yaşamamıştır ee, yine şanslı bir işaret ve yine buraya baktığımızda güneş çizgisiyle oluşan bir üçgen şöyle Merkür çizgisiyle oluşan bir üçgen. Yani bu niteliklerle bağlantılı güzel şans koşulları e, maddi kazançlar olacaktır. Tasarruflar da iyidir. Tasarruflarda da iyidir. Bu falanjlardan da bahsettik ve bu üçgenler de kapalı güzel. Yine burada dev üçgen olması bu da yine aileyle ilgili bazı şanslı koşullar olabilir. Yine yatırım emlak yatırımlarıyla ilgili bazı güzel olaylar olabilir. Yatırımlardan iyi sonuçlar olabilir. Tabii ki finansal tavsiyeler yapmıyoruz. Sadece yorum yapıyoruz bunlarla ilgili. Şurada diğer üçgen çok net güzel hem şöyle hem şöyle yani bu kötü bölgesindeki üçgenler yine para konusunda e, spiritüel alanda da yetenekler iyi bir ruha sahip olduğu yine şanslı bir kişilik şanslı bir işaret anlamında okunuyor bilek çizgilerimizin çok net güzel olması bir iki muhtemelen burada ikinci üçüncü çizgiler vardır bu popülite önemli olabilir kendisi için evet var bir iki üç muhtemelen dördüncü de vardır sahilde var gibi görülüyor. Bu güneş nitelikleriyle ve üçüncü bölgenin hakimiyetiyle burada e, popüler şeylere biraz para kaçıyor olabilir. Eğer bir sorun yaşıyorsa ki yaşamıyordur. Eğer yaşıyorsa bunlar genelde e, güzel görünmek için pahalı araba, daha büyük ev, e, gereksiz krediler olabilir. Bunlara dikkat etsin ki buradaki çizgi iç Mars'tan güneş çizgilerini kesen çizgiler de kredilerle ilgili, borç alıp vermeyle ilgili bir uyarıcıdır. Her zaman hesabı kitabı iyi yapmak gerekiyor. Ne kadar iyi özellikler olsa da elinizde her zaman planlı davranmak daha iyidir. Yine Venüs'ten gelen şu dik çizgiler para akışlarının her zaman olduğunu söyleyebiliriz. Yine para konusunda iyi işaretler var burada mevcut. Yüksek Venüs tepesi çok sıcakkanlı, sempatik yönlerinin olduğunu da söyleyebiliriz. Ve A file şeklinde görüyorsunuz dikey yatay çizgiler. Ayrıca buraya geldiğimizde yine burada sempatik çizgiler çokça mevcut. Görüyorsunuz şöyle çizgiler. Şurada Ring of Solomon oluşumları da var hafiften ki bunlar felsefeyle alakalı konulara meraklı olduğunu söyledik. Araştırmacı nitelikleri de vardır tabii kendisinin. Bu özellikler kendisini destekliyor. Mesleği için önemli işaretler. İyi bir öğretmen olma anlamında da yine. Yine burada hayat çizgisinin bir kısmı yukarıya doğru yöneliyor. Yani o da Jüpiter tepesinden besleniyor. Bu yine çevresinde güçlü insanların olması her zaman önemli. Öyle kişilerden fayda görür. Güç önemli kendisi için. Ve şöyle bir çizgimiz daha var. Bu da Jüpiter çizgisi. Çok net, çok derin, güzel bir çizgi. Hiç önünde kesik bir çizgi yok ve çok derin. Gibi akıl çizgisi gibi yani bir hayat çizgisi, bir dalı gibi. Jüpiter parmağına kadar ulaşmış. Bu istediği her şeyi elde etme hedeflerine ulaşma açısından çok önemli. Girişimlerden sonuç amaçlından önemli ki güçlü Merkür parmağıyla beraber o yönde. Gerçekten çok hırslı, azimli birisi ve kolaylıkla da hata yapacağını düşünmüyorum. Bu hatalar genelde neyle ilgili olabilir? Bu güneş çizgilerini kesen çizgiler var ya onlarla ilgili yasal konularla ilgili dikkat etmesi gerek. Ayrıca şüpheci yaklaşmamak, her konuya şüpheci yaklaşmamak. fotoğrafla daha net. Tam karşıdan çektiğinizde görüyorsunuz Parmaklar dümdüz. Şüpheciliği çok az. Biraz daha şüpheci yaklaşmak. çok da yüzeysel ele almamak gerekiyor olayları. Bilimsel araştırmalarda ve da güncel yaşamımızda biraz da olsa şüpheci yaklaşmak fayda sağlar. Hataları daha da azaltır. Ki kendisi dediğimiz gibi kolaylıkla hata yapan biri değil ama bu zayıf noktalarda mevcut. Yav işareti de çok güzel. Evliliğiyle ilgili ben bir sorun olacağını düşünmüyorum. Güzel bir yav işareti var. Yine bu sağlıkla ilgili maddi konularda da kendisinde destekliyor. Güçlü, sağlıklı bir el. Tepeler dengede. Sadece Satürn tepesi biraz defekt burada. Onun dışında e, hepsi iyi. Şurada evlilik çizgimiz de fena değil. Şöyle çizgiler olması kalp çizgisinin içine bu tutkulu, e, merhametli bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz kendisine yine. Sağlıklı bir kalp çizgisi var. Elde eşit bakıldığında sildiğimizde şöyle Akıl ve kalp çizgisinin bir dengesi var, görüyorsunuz. Hakimiyet yok, birbirlerine hakimiyet yok. Bu da süper bir şans kendisi için, iyi bir dengeleyici. Her zaman böyle olması daha iyidir. Ne birbirine karışsın ne de e, bağlantı olsun, net böyle çizgiler her zaman daha iyi özellikler taşır. Yine burada güneş çizgisinin Venüs'ten gelmesi, dediğimiz gibi yine aileyle ilgili katkılar olabilir. Bazı aileyle ilgili şirketler, ortak işler parlamasında ve kariyer oluşturmasında etkili olabilir. Öyle bir fırsat varsa değerlendirebilir. Yine kalp çizgisinin vardığı nokta burada tam gitmesi gereken yer Jüpiter parmağı. Yani iyi empati yeteneği ve yardımseverlik yine çokça mevcuttur. Yani ki buradan bahsettik. Merhametli birisi olduğunu söyledi. Güçlü bir kalp çizgisi. iyi çalışan ve iyi özelliklerde bir kalp. Duygusal konularda da kendisinin bu konuda destekler tabii ki. Solerle karşılaştırdığımızda kalp çizgimiz burada mesela aşağı doğru düşmüş. Biraz etkilenmiş. Benim tercihim yine böyle bir kalp çizgisinin sahilde olması daha iyi kendisi için. O yönde bir gelişim var. Akıl çizgisine baktığımızda biraz daha aşağı doğru düşük. Burada daha net, daha düzgün, daha belirgin bir akıl çizgisi ve ayrı mesafe daha net burada buraya göre. Yani çok farklı bir el var sahile göre. Ve daha iyi, sahil daha iyi. Kader çizgilerimiz de burada mesela çok zayıf sahile göre. Yine sol elde hayat çizgimiz güzel kalitede. Dışarıya doğru açılıyor çokça görüyorsunuz. Genişleyen, çokça seyahat gerektiren veyahut da göçle alakalı çizgiler burada mevcut. Şöyle görüyorsunuz. Erken dönemlerde göç olayı bu 30 29-30'larda olmuş olabilir. Şimdi sol el sahile göre çok farklı ya kendisinde. Bu hayatı kendisine göre yorumlayan, pek fazla geleneklere bağlı kalmayan, değiştiren, akışına göre yaşamayan bir yapıya işaret. Yani çok güzel özellikler, çok fazla şeyi değiştirmiş iyi eğitim aldığını söyleyebiliriz zaten. Kendini sürekli gelişten biri. Bu da tabii ki doğal olarak irade gücünü arttırıyor. Şansını da arttırıyor. Bu çizgiler çok neden yani Çok farklı var. Sanki başkasının eli gibi sorar. Güneş çizgileri çok zayıf. Merkür çizgileri zayıf. Kader çizgisi zayıf. Akıl çizgisi fena değil ama sahilde daha iyi. Bir benzerlik burada hayat çizgisini görüyorum. Bir de bilek çizgilerini. Hatta bilek çizgisindeki üçgen bile zayıf buradakine göre. Şans üçgenleri Yok denilecek kadar az burada. Yani müthiş bir şekilde sahilde çizgiler çok güzel ve derin. Bu da kendisi için şanslı bir durum. Bu şansı biraz kendin yaratıyorsun. Ve aynı zamanda iyi bir ruha sahip olmak. Şanslı bir ruh da etkili olabilir tabii ki buradaki üçgenin netliğinden dolayı. Bu biraz da işte inanışa göre değişir tabii ki. Bazı inanışlara göre işte bir önceki yaşamından şanslı bir ruhla dünyaya gelmen. Bazı inanışlara göre de 35-40 jenerasyon geriden gelen iyilikler veya kötülüklerin senin de hayatını şu an etkilemesi gibi yorumlanıyor. O yönden iki yönde de olumlu bir işaret bu. Buradaki üçgenin varoluşu da şans koşulu açısından, spiritual alanda, hissiyat açısından da önemli. Ayrıca maneviyat açısından da önemli tabii ki. Şu an mesela kendisini en çok merak ettiği önündeki yıllarda şuradaki çizgiden bahsettik. Bir iki yıl içinde eğer bu iyi bir iş teklifi ise eğer yurt dışıysa yine başka bir ülkeyi deneyebilir eğer oysa. Veya başka bir ki kendi işini başlatmak istiyor ciddi bir şekilde. E, mesleğiyle alakalı büyük ihtimal. Ve bu çizgi net burada bir görülüyor. Bunu yapacak gibi görülüyor. Ve çok stres yok önünde. Önünde bir stres durumu yok. Sadece 47-48'lerde var. Bu da herhangi bir şey olabilir yani. Çok önemli değil. Daha önce de yaşadığı stresler var zaten. Tecrübeli bir konuda. Ama elinde yine stres çizgileri az. Stresle mücadelesi çok iyi birisi zaten. E, çok fazla bunu da e, hayatını etkileyeceğini düşünmüyorum yaşayacağı stresler. Özellikle öndeki yıllar bir 4-5 yıl çok net güzel ve sonrasında çizgimiz devam ediyor bu şekilde. Fotoğrafta bazen çıkmıyor bunlar ama bu çizgiler burada mevcut. Parlamış biraz ama böyle devam ediyor bu. E, o yönde bir eksiklik yok orada. Evet yine çok faydalı bilgilendirici bir analizin sonuna geldik. Eğer siz de böyle bir okuma istiyorsanız kendiniz için videomuzun açıklamalar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere teşekkürler.